Türkiye'nin en iyi radyo ve müzik portalı. Müzik dünyasında yaşanan son gelişmeler. Herkese merhabalar. Bu haftaki Müzik On Air'da Kafamda Deli Sorular bölümünün konuğu sevgili Ebru Keskin. İşte Ebru Keskin'e gelen sorular ve cevaplar. Müzik On Air. Merhaba, ben Ebru Keskin ve Müzik On Air Kafamdaki Deli Sorular bölümüne hoş geldiniz. Ebru abla, Simay senin neyin alıyor? Merhaba, Simay benim kuzenim alıyor. Benim teyzemin oğlunun kızı. Merhaba Ebru abla, ben Murat Baydan. Sana iki sorum olacak. Birincisi, İsviçre konseri olacak mı? Olursa çok sevinirim. Canlı performanslarını görmeye çok isterim. Ve ikinci sorum böyle olacak. Sen Türkçe-İngilizce karışımı şarkılarına devam edecek misin? Yoksa sade Türkçe veya sade İngilizce şarkılarına mı devam edeceksin? Seni çok seviyorum. Merhaba Murat Baydan, senin soruna girelim. İsviçre'de konser var mı? Olacak tabii ve olursa da takvim olacak Instagram'da, oradan takip edersiniz. İnşallah yakında görüşmek üzere. Çok güzel soru sordun. İngilizce veya Türkçe devam edeceğim, nasıl devam edeceğim? Ben mutlaka İngilizceyi bırakmayacağım. Mutlaka Amerika'da projelerime de devam edeceğim. Şu an Türkçe ama İngilizce süpürselerim. Ebru merhaba, seni çok seviyorum ve her şeyini çok beğeniyorum. Öncelikle Türkiye piyasasını nasıl buluyorsun? Şarkı konusunda ve sen nasıl keşfediyorsun? İlk sorumuz, Türkiye'deki müzik piyasası nasıl buluyorsun? Gayet başarılı buluyorum ve çok hızlı ilerliyor ve akustik üzerine çok yükleniyorlar ve çok hoş bence. Devam böyle. Nasıl keşfedildim? 2006'da Almanya'da bir yarışmaya katıldım. Onu kazandım. Ondan sonra Amerika'ya taşındım. Zaten çoğu Türkiye'de beni biliyordu. Şimdi de Türkiye'ye geldim. Ebru, öncelikle merhaba. Ben şeyi merak ediyorum. Kendi yaptığın şarkılar arasında en çok hangisini seviyorsun? Ve Türkiye'de en sevdiğin şarkıcı kim? Sıradaki soru, kendi yaptığım şarkıların arasında en çok hangisini seviyorum? 10 sene önce I Cannot Forget bir şarkısı yazdım, onu çok seviyorum ve Türkçe olarak yeni çıkarttığım Gel Seveyim'i çok seviyorum. Türkiye'de en çok sevdiğim şarkıcı, çok var öyle bakarsak. Ama şu an en çok dinlediğim ve çok başarılı bulduğum şarkıcı Aydın Kurtoğlu. Merhaba Ebru Keskin, ben senin çok büyük bir hayranınım. Belçika'dan sana tüm sevgimi ve desteğimi yolluyorum. Benim sorum sana bu. Yeni bir İngilizce single yapmayı düşünüyor musun? Mesela Turned Up gibi rap, yani rap gibi bir şey yapmayı düşünüyor musun? Seni çok seviyorum, böyle devam et. Çok yeteneklisin. Merhaba Selçuk. Yeni İngilizce rap şarkısı var mı? Var. Yakında paylaşacağım sizlerle ve Mart ayında güzel bir proje de gelecek, İngilizce proje. Umarım seversiniz. Burak Eskiyen, yine ben. Sana ikinci bir sorum var. Instagram'a yayınladığın coverlerini YouTube kanalına koyacak mısın? Veya sadece Instagram'a mı yüklüyorsun? Ve üstelik Demi Lovato'da ne düşünüyorsun? Seni çok seviyorum. İkinci sorun, YouTube'da kanalım var mı? Instagram'daki arasına koyduğum videoları orada da paylaşacağım mı? Onun üzerine sürprizlerim var yakında. YouTube kanalı açacağım ve akustik videoları sizlerle paylaşacağım. Merhaba, ben Yağmur Almanya'dan ve Ebru'yu çok seviyorum. Seni çok gurur duyuyorum. Hep arkandayım, tüm destek benden. Seni şimdi 10 ya da 15 sene olmuştur. Takip ediyorum. Şarkılarını dinliyorum ve bayılıyorum. Şarkı olsun, video klip olsun, kişiliğin olsun, seni çok seviyorum. Ve sana bir iki sorum olacak. Birincisi şu ki, artık Türkiye'ye tamamen mi dönüş yaptın yoksa Amerika'ya gidecek misin? Çünkü Amerika'da da başarılıydın. Ludacris olsun, Queen Latifah olsun, Asha olsun gibi kişileri tanıyordun. Çok ünlü oyuncularla beraber filmlerde oynadın, küçük de olsa. Bunların hepsini bırakıp tamamen Türkiye'ye mi geliyorsun? Bu birinci sorumdu. İkinci sorum, duramıyorum şarkıyı duyunca. İkinci sorum şu.
Türkiye'ye tamamen döndüysen hep Türkçe albüm mü yapacaksın yoksa yabancıda da kalacak mısın? Bunu çok merak ediyorum. Bu kadar. Seni çok seviyorum. Başarılar diliyorum. Acayip gurur duyuyorum seninle. Nereden nereye geldin? Kişiliğini, gülüşünü kaybetme. Nasılsan öyle kal. Senin arkandayız. Seni çok seviyorum. Merhaba Yağmurcuğum, seni çok seviyorum ve sorun zaten çoğu kişi düşündüğü soru. Türkiye temelli döndüm mü? Şu an buradayım, bakıyorum. Ama Amerika'yı terk etmedim. İkinci sorumu zaten az önce de cevaplamıştım. Türkiye'de Türkçe albüm yapıyorum. Ama tabii bizim DJ'lerle ve Amerika'daki rapçilerle bir projelerim var. Onlar da çok yakında. Ebru merhaba, ben Batu, nasılsın? Seni çok sevdiğimi zaten biliyorsun, seni çok da iyi takip ediyorum ve sana bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de düet yapmak istediğin erkek sanatçı kim? Kocaman öptüm, hoşçakal. Merhaba Batu, senin soruna geldim. Türkiye'de hangi erkek sanatçıdan düet yapmak isterim? Rafet Erroman cevabım, onu çok severim ve o da Almanya'dan ve sesi benim için bambaşka, ondan çok güzel bir şarkı olur diye düşünüyorum. Sana bir şey soracaktım. Sen şarkı söylemeye başladığında kursa falan mı gittin yoksa kendiliğinden mi öğrendin? Ve Simaya Blay Little'ın çok sevdiğimi söyler misin? Ve lütfen Instagram sayfamda Always Simay'ın bir tane resmini beğenir misin? Seni çok seviyorum. Ve bu şarkı çok, çok güzel olmuş. Seni seviyorum canım ablam. Merhaba tatlım, kurs aldın mı şarkı söylemek için? Hayır, hiç almadım ama şan dersleri ara sıra aldım. Okulda da çok şarkı söylemeyi severdim. Öğretmenler söyledi, sesin var, bir şeyler yap, öyle şarkıcı oldum.